ekibin ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar siz değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, Şenol Yıldız Açık Açığa programımızın CTO kodunu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Başarılı bir başkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan CTO konuğumuz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba Şenol Bey. Uzun süredir görüşememiştik. Burada evet. Ekranlarda beraberiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanım, yaklaşık 3 yıldır sanırım görevdesiniz. Evet. 3 yılda çok şeylere imza attınız. Birçok işleri gerçekleştirdiniz. Bu da tabii ki üyeleriniz açısından memnuniyetle karşılandı. İyi ki diyor Sayın Ayhan Başkan seçildi. Rahatladık. Çok güzel şeylere imzalar attınız. Neler yaptınız başkanım 3 yılda bugüne kadar? Şimdi tabii biz öyle bir dönemde görev aldık ki bu pandemi uzunca bir süremizi, evet, neredeyse yarı yılımızı aldı. Tabii kimsenin beklemediği bir süreçti bu. Bütün dünya bile hazırlıksızdı. Bizim en büyük zamanımızı bu pandemiyle mücadelede üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çok mücadeleler yaptık. Çok sahada, hala da sahada dolaşıyoruz. Diyaloglarımız var. İlk başlangıçta bu pandemi başladığında bizi neler bekliyor? Bizi neler bekliyor? Evet. Onunla ilgili biz Mersin'deki diğer sivil toplum örgütleri, yani iş dünyası sivil, evet, toplum örgütleriyle, diğer oda borsalarla ilimizdeki diyaloglar kurduk. Ve neticede bir rapor hazırladık, bizleri neler beklediğini, ne gibi taleplerimiz olabilir hükümetten diye. Bunları Odalar Birliği'ne sunduk. Odalar Birliği de hükümetle görüşmelerinde bu bizim raporlarımızı kullandı. Ben bizim raporlarımız derken bu Türkiye genelinde bütün oda ve borsalardan, evet, bu tür raporlar hazırlandı. Odalar Birliği de bu raporları bir tasnif etti ve ama bu tek bir rapor olarak kalmadı. Sürekli ihtiyaca göre gelişti. Biz çünkü her gün sahadaydık. Bir karar alınıyor fakat sahada bu karardan hoşnut kalınmıyor. Biz hemen tekrar sahaya çıkıyoruz. Ne isteniyor, ne talep ediliyor, bu alınan kararların ne gibi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirliyorduk. Neticede bugünlere kadar geldik. Birçok şey yapıldı, birçok şey yapılamadı, birçok şey az yapıldı, eksik yapıldı. Bugünlere kadar gelebildik. Tabii sanayi olarak ayakta durduk. Tarım ayakta durdu. Lojistik de ayakta durdu. Ama tabii hizmet sektörleri, turizm de dahil, özel sektör, eğitim kurumları da dahil olmak üzere yiyecek içecek sektörü, evet, gerçekten çok kötü durumlara düştü. Biz şimdi tabii seçilir seçilmez kolları sıvadık, şöyle sıvadık. Mersin kentinin neye ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bir kere Mersin'de kurumlar arası, sivil toplum örgütleri arası, kişiler arası böyle bir ne diyeyim, bir rekabet, bir çatışma, bir sürekli birbiriyle ilgili birbirinin önüne geçme ortamı vardı. Biz dedik ki biz kişiliğimizi ortaya koyup Mersin'deki bu dağınıklığı ortadan kaldıralım dedik ve ilk bu şekilde başladık. Ardından tabii genel seçimler oldu, sonra belediye yerel seçimler oldu. Orada da gelen belediye başkanlarımızla bizim bu Mersin'de oluşturduğumuz hep birlikte ortama uyuldu. Yani şu anda Mersin'de uyumlu bir ortam var. Tabii siyaset olarak sıkıntılarımız var. Belediyelerin birbirleriyle olan anlaşmazlıkları var. Meclis, büyükşehir meclis toplantılarında, ilçe meclis toplantılarında anlaşmazlıklar var. Efendim, birçok halledilmesi gereken konu var. Bunların da şöyle aşılacağını düşünüyoruz. Biz hep onu düşündük. Önce Mersin dersek, önce Mersin diye düşünürsek,
biz efendim bir meclis toplantısına ya da başka bir toplantıya gittiğimizde, önce Mersin olarak gittiğimizde her şeyi daha kolay çözeriz. Evet. Sayın Başkanım, binanızın zemin katında güzel bir çalışmalar yaptınız. Bu da tabii ki hem sizi rahatlattı hem de üyeleriniz açısından. Orada ne gibi işler yapılıyor? Şimdi orayı henüz daha şey yapmadık. Şöyle, biz zemin katı iki şekilde planladık. Bir tarafta ulaşım sektörünün ihtiyaçlarının karşılandığı, onlara hizmet verilen bir bölüm yaptık. İşte lojistik sektörüne hizmet eden, çok yoğun şekilde onların evrak işleri oluyor. Orayı ayrı bir yukarıda ikinci kattaki bünyemizden aldık. Bağımsız bir bölüm gibi yaptık. Ayrıca sanayi birimimizi de ayrı bir bölüme taşıdık. Üyelerimiz çok daha rahat ve hızlı bir şekilde hizmet alabiliyorlar. Diğer bir bölümde, daha büyük olan bölümde de bir KOBİ danışma ve endüstriye tasarım merkezi projesini gerçekleştirdik. Buranın da adını Atölye 1886 koyduk. Yani Atölye 1886 ne demek? Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş yılıdır 1886. Evet. Bu isimle çalışacak bir endüstriye tasarım ve KOBİ danışmanlık merkezi kurduk. Şimdi burada yeni girişimcilerden KOBİ'lerimize, üyelerimize, genç girişimcilere çeşitli hizmetler vereceğiz. Ayrıca Mersin'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, onlara yol göstereceğiz. Yatırım yapılabilecek konular önerebileceğiz. Mersin'deki yatırım bölgelerinin bir planlamasının yapılmasına çalışacağız ki bu en önemli ihtiyaçtır. Yani kısacası burada sanayi alanında çalışan, üreten, fikri olan, bir projesi olan herkesin gelip işini çok rahat bir şekilde yürüteceği bir mekan hazırladık. Şimdi sizin bir tasarımınız var, kafanızdan geçiriyorsunuz. Evet. Şu kalem mesela, değil mi? Bu kalemi ben farklı bir şekilde şurasındaki tutamağını değil, burada değil de ortada yapmak istiyorum. Bunu getireceksiniz. Orada öyle cihazlarımız var ki bunun 3 boyutlu tarayacak, dijital ortama aktaracak. Siz bunun üzerindeki yazılımlarla, ilgili yazılımlarla gerekli şeylerini yapacaksınız. Değişimlerini yapacaksınız. Oradan bir prototipini 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla çıkartacaksınız. Ne olacak? Somut, sizin fikriniz somut bir ürüne dönüşmüş oldu. O kadar çok imkanlarımız var ki yakında açılışını yapacağız orayı. Aslında burada biz bu kadar ayrıntı vermek istemiyoruz. Ama tamamıyla sanayiciye, yatırımcıya, öğrenciye, tasarımcıya yönelik özgürce çalışılabileceği, danışılabileceği bir mekan hazırladık. Yani sanki bir sanayi odası ayrı bir sanayi odasıymış gibi çalışacak evet. Odası. Başkanım, bu biliyorsunuz 2 ile yakın bir süredir pandemide Mersin ekonomisi nasıl etkilendi? Mersin ekonomisi nasıl etkilendi? Tabii ben başta da söyledim. Hizmet sektörümüz, evet. Turizm sektörümüz ve özel eğitim kurumları gerçekten çok etkilendi. Ama her şeyin dışında öğrencilerimiz çok etkilendi. Tabii ben şimdi yakınlarımız var okul çağında olan. Bugün okulla başlayacakmış yüz yüze eğitim. Bazı sınıflar yüz yüze gidiyor. Diyor ki bütün bir pazar gününü diyor oğlumuzu okula götürmek için iknaya çalıştık. O kadar uzaklaşmış ki okuldan. Bütün pazarımızı diyor buna harcadık. Gece harcadık. Sabah da o kadar zor götürdük ki diyorlar okula. Yani bu öğrencilere en büyük zararı
dokundu. Şimdi hizmet sektörü, lokanta, içme, içecek sektörü gerçekten çok büyük yara aldı. En uzun süre kapalı tutulan, zorunlu olarak kapalı tutulan bir sektör oldu. Kapalı olmadığı durumlarda da paket servisi. Fakat paket servisi... Bu da doyurucu değil. Doyurucu değil tabii. Evet. Şimdi uzaktan alışveriş ya da işte gel getir götür bir tıkla al falan. Bunlar zaten ulusal birkaç tane firma bu pazarı tutmuş. Evet. Oradan da zaten sipariş edilen ürünler belli. Ya işte fast food türü ürünler. Zaten pandemiden önce de onlar sipariş ediliyordu. Belki onların o fast food türü ürünlerin ticareti artmış oldu. Ama işte diyelim ki kebapçı, çorbacı, sulu yemekçi, kafe, pastane gibi şeyler çalışamadılar. Çok zor durumda kaldılar. Peki başkanım, kapanan şirket var mı? Şimdi onu biz şey yapamayız. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası'nda kapanan şirket öyle hemen bir günde şey olmuyor. Ama kepengini kapatmıştır, ben artık çalışmıyorum diye. Bunun bir süreci var. Evet. Bir senelik bir süreçte yani şirketi tasfiyeye alacak, şey yapacak. Evet. Ancak o şekilde. Yani bunun biz şeyini bir sene sonra görebileceğiz. Yani şimdi elimde bir şey istatistik var ama o daha önceki müracaat eden, kapanma talebi olan firmaların istatistikleri olduğu için yani şu süreçte bize bir şey, net bir şey vermez. Yeni açılan şirketler. Ya tabii yeni açılan şirketlerde bir artış var. Artıyor. Yani yeni şirketler artıyor, şey yapıyor. Ya yani onun nedeni bilhassa yılbaşı civarında, Ocak ayında netleşiyor. Çok kurulan şirket vardı. Onun neden bu kadar çok, geçmişten de fazla kuruluş vardı. Neden bu kadar çok olduğunu şey yapamadık yani açıkçası pek tespit edemedik. Belki şöyle, insanlar tabii kredi alamayacak duruma geliyor firmalar. Borçları artıyor. Ne yapıyor? Kendini devam ettirebilmek için yeni bir şirket kuruyor olabilir. O şirketle, yeni bir temiz şirketle işte krediler alabiliyor, finansman ihtiyacını karşılıyor olabiliyor. Böyle bir durumda var. Tabii bütün yani firmaların çok zor durumda olmasından kaynaklanıyor. Evet. Başkanım, şimdi Mersin gerçekten de büyük bir ilimiz. Türkiye'nin sahili ilerinden biri. Lojistik alanı geniş. Sahili var, limanı var. Karayolu nereden bakarsan her yere nakliye açısından da rahatlıkla var. Fakat büyük yatırımcı neden gelmiyor Mersin'e? Şimdi Mersin'e büyük yatırımcı geliyor. Geliyor Mersin'e de. Hangi alanlarda geliyor? Şimdi sanayi alanında büyük yatırımcılar gelmeye başladı son 5-10 yıldır. Evet. Şimdi bir organize sanayimiz vardı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi. O genişledi. Dördüncü genişleme alanına başlanacak. Bir gene Tarsus'ta tarım ürünleri işleme ihtisas organize sanayi bölgesi kuruldu. Oranın da arazi düzeltme çok engebeli ve taşlık bir arazi. Aslında verimsiz, çorak bir arazi. İşte sanayilerin öyle arazilere kaydırılması gerekmektedir. Orada da arazi düzeltme çalışmaları yapılıyor. Bir de Tarsus'ta gene bir karma organize sanayi bölgesi kuruldu ve buralarda hiç yer yok. Yani düşünebiliyor musun? Tarım ürünleri işleme organize sanayi bölgesi daha arazi, altyapı falan bitmeden parsel satışları bitmiş. Keza Tarsus Organize Sanayi Bölge, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü bir proje. Orada da yer kalmadı. Yeni bölgeler süratle geliştirilmeye başladı. Şimdi Mersin'e gerçekten çok büyük bir şey var. Talep var. Talep var. Niye talep var? Çünkü artık lojistik maliyetleri bir ürünün dış pazarlarda fiyatını belirleyen en önemli unsur. Rekabet etmek için de tabii maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Ondan dolayı
uzak bölgelerdeki firmalar Mersin'de yatırım yapmaya yönleniyorlar. Çünkü liman, Türkiye'nin en büyük limanı diyebiliriz. En büyük limanı burada. Tabii yollarımız da müsait. Güneydoğu'dan direkt otoyolla geliniyor. İşte İç Anadolu'dan direkt otoyolla geliniyor. Bir de demiryolu ağımız var. Şimdi hızlı tren seferlerimiz de devreye girdi. Bir tek birkaç tane yatırım var Mersin'in. Yani Mersin'in hatta Çukurova'nın önünü açacak, daha büyütecek birkaç projemiz var. Çukurova Havalimanı, o da rayına oturdu. Üst yapı inşaatı devam ediyor. O artık, başkanım, mesela serbest bölge de var. Serbest bölge de var. Serbest bölgenin biraz daha genişlemesi lazım. Yan tarafında genişleme alanı var. Oraya bir fabrika kurulma şeyi vardı. Bütün Mersin karşı çıktı. O rafa kalktı. Tahmin ediyorum Adana Yumurtalı'ya yapılacak o yatırım. O bölgede bir de başka bir liman yatırımı da planlandı devlet tarafından. Devlet de söz verdi Mersin'de yapılacak diye. Mersin Ana Konteyner Limanı diye konteyner aktarması yapılabilecek bir gene büyük bir liman. Eğer bu liman da yapıldığı takdirde Mersin kat ve kat büyüyecektir. Çukurova Havalimanı da bittiğinde orada da kargo, ya yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo taşımacılığı da yapılacak ve havalimanına demiryolu ve karayoluyla da bağlanılabilecek. Etrafı da imar planları falan hazırlanıyor. İşte havalimanına uygun şekilde antrepolar, soğuk hava depoları, kargo depoları gibi planlamalar yapılıyor. Yani o bölge, bölgemiz, daha doğrusu bölgemiz, Adana'yı da işine katarsak Dubai'nin çok ötesinde bir ekonomi bölgesi olacak. Bölgemiz. Çünkü şöyle bakıyorum başkanım, yani yıllardır Mersin'de her dönemde milletvekili ve bakan olarak bakanlar oluyor. Mevcut oluyor yani mecliste. Evet. Yani diğer illere bakıyorsun, daha farklı yatırımlar gidiyor. Hem turizm açısından hem sanayi açısından büyük işletmeler kuruluyor. Fakat her hikmetse Mersin'de bir şey göremiyoruz ya başkanım yani. Evet, şimdi işte yaz sezonu geldi. Son zamanlarda bir bakıyorum ben, Mersin'e bayağı bir oteller yapıldı. Mersin'de dikkatinizi çekmişti zaten. Üyeleriniz herhalde sanırım. Fakat bir şeylik yok, canlılık yok, hareket yok. Şimdi Mersin'de şehir içi otelleri turizmle çalışmıyor, iş insanları tarafından. Yani Mersin'de işlerini yapmak için gelenler tarafından çalışıyor. Şimdi son günlerde şehir içi otel yapmak için gelen birçok yatırımcı var. Ben birkaç tanesiyle de görüştük. Yani şehir içinde büyük otel yapmak istiyorlar. İşte konferans salonları olan. Evet. Çünkü diyorlar ki Mersin konferansları yapmak için mükemmel bir şehir. İşte havalimanı bitiyor yakın. Sahilde düzenli, temiz bir şehir. Bir de çağdaş bir şehir. Yani buradaki, buraya gelen her insan Mersin'de rahat nefes alır. Özgürce yaşar. Özgürce yaşayabilir. Onun için Mersin çok büyük bir avantaj. Bakın şunu söyleyeyim. Gaziantep diyoruz, Kahramanmaraş diyoruz, Kayseri diyoruz, Konya diyoruz. Bunlar hep biz Mersin'den üstün şehirler olarak görüyoruz, değil mi? Evet. Bu şehrin insanları kendi şehirlerinde yaşayamadığı hayatı, alamadığı nefesi Mersin'de almak için geliyorlar. Şimdi geliyor Konyalı, Sertavul'dan indiği zaman oh diyor, bir özgürlük. Çünkü diyor etrafımda beni kısıtlayan, sıkan, eleştiren eş dostum yok. Gaziantep'ten geliyor, oh diyor, rahat nefes alıyor. Kayseri'den geliyor, rahat nefes alıyor. İşte Mersin böyle bir şehir. Özgür yaşam şehri Mersin. Başkanım, şimdi biliyorsunuz Tarsus bir dönem tekside bayağı bir ilerideydi. Birçok da fabrika vardı. Şu anki sayacak olursak büyüklü küçüklü 20'den fazla fabrika var, hep kapanmış. Hiç bunlar talep yok mu? Yani bu fabrikaları alıp da şimdi Çukurova vardı en son, Çukurova. Orayı herhalde bir grup satın almış ama ne yapacak orayı bilmiyorum. Tekstil fabrikası yapacağını zannetmiyorum. Başka bir lojistik olarak, lojistik bir yatırım olarak yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi tabii Adana
da keza tekstil kentiydi. Sabancılar İstanbul tarafına taşınınca Adana'da ya yani Adana bizden daha şey, biraz daha zor durumda Adana. Oradaki tekstil sektörü gitti. Ama ben şimdi hep şunu diyorum. Biz aslında Adana ile Mersin el ele sırt sırta verirsek, bölgeyi ikimiz birlikte planlarsak çok daha güçlü oluruz. Yani hükümetten almamız gereken şeyleri çok daha kolay alırız. Desteği. Tabii. Yani beraber planlarsak bu kenti çok daha iki şehrin de faydasına olur. Hatta Hatay'ın da faydasına olur ve hinterlandımızın da faydasına olur. Gaziantep'in de, Kayseri'nin de, Maraş'ın da, Konya'nın da. Ya şimdi burayı düşünebiliyor musun? Şimdi Dubai dünya çapında bir kent. Evet. Burası Çukurova, o Dubai'nden 100 misli, 200 misli daha mükemmel bir, daha zenginlik saçan bir şey olabilir. Havza olabilir. Yani bu havzayı oturup planlamamız lazım. İşte Türkiye'de son işte 20 yıldır, 25 yıldır şey yok. Planlama yok. Evet. Tepeden inme, kim daha rahat ulaşabilirse yukarılara. Tamam ya Şenol tamam gitsin bu yatırımı orada yapsın. İsa gitsin bu yatırımı orada yapsın. Olmuyor işte. Kentin kendini planlaması lazım. Biz planlayacağız, götüreceğiz hükümete. Bizim planımız bu arkadaş. Biz kentimizi biz herkesten daha iyi biliyoruz. İşte burada şu madenler çıkıyor. Burada işte krom madeni çıkıyor. Burada krom madenlerini işleyip katma değerli ürün haline getirecek sanayiler kurulsun. Bizim madenlerimiz topraktan çıkarılıp cevher halinde Çin'e oraya buraya satılmasın. Biz tekrar oradan işte 1'e sattıysa 100'e almayalım. İşte bizim burada üzümcülük var. Evet. İşte burada şarap endüstrisi kurulsun. Meyve suyu. Bazı bölgelerimizde artık sofralık değil, endüstriyel narenciye yetiştirilsin. Yani sıkmalık suyu çıkarılabilir. Şimdi evet. Sen sofralık şeyin portakalın fiyatı atıyorum 5 lira ama endüstriyelinin 1 lira. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu tür artık endüstriyel tarım ürünlerinin yetiştirilmesine de geçmemiz lazım. Başkanım turizmden bahsetmiştim az önce. Bakın bir Gülek Karboğazı, evet. Bir Çamlıya'yla aslında Mersin'in zengin kaynakları var da bunlardan insanlarımız faydalanamıyor. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Bunların biraz böyle daha çok insanların faydalanması lazım. Çok doğru. Aslında Mersin'e çok doğru. Şimdi lazım. Turizm Mersin'de kısa vadede en azından kısa vadede olması gerekir. Gelişecek bir sektör. Şimdi 8 tane turizm gelişme ve yatırım alanımız var. Kazanlı Seyhan kısmı birçok yatırımcıya tahsis edildi. Fakat onlar bir türlü yatırıma başlamıyor. Ama orada bir yatırımcı şu anda ciddi bir şekilde o daha önce tahsis edilenlerden başka bir yatırımcı orada bir bölgede büyük bir yatırıma girişecek. Aşağı yukarı yani şey tamam gibi, karar tamam gibi. Şimdi batı tarafında Silifke'den sonra da var 6 tane turizm bölgemiz. Yani çok güzel araziler var. Öyle. Şimdi işte Karboğazı var, yayla turizm var. Evet. Bunların hepsini bir planlaması lazım. Yani en azından ben diyelim ki şeyde Silifke'den sonra Kargıcak'ta oradaki bir turistik tesisten ben ya bir şu Karboğazı'na bir çıkayım. Orada bir serinlik alayım, bir nefes alayım. Orada bir şeyler yiyeyim deyip bir aile arabasıyla çıktığı zaman tak direkt oraya rahat ulaşabileceği şekilde yollarımızın düzenlenmesi lazım. Belki oradan gene dağ üzerinden, yaylalar üzerinden batı tarafına giden güzergahlar şey yapılması. Yani böyle bölük pörçük değil de bir bütün üzerinde çalışma yapmak. Yani şimdi bizim bütün belediye başkanları bir masaya oturacak. Mersin haritası şu büyük bir masaya yatırılacak. Ya onun üzerinde
ilgili birimler gelecek, şu şuraya şu, şuraya şu. Yani bunlar artık yapılamayacak şeyler değil. Bütün şeyler var, istatistikler var. Burada ne üretiliyor, burada yer altından ne çıkıyor, buradaki geçen ırmağın su debisi ne kadar? Değil mi? Burada, burası tarıma elverişli değil, buraya sanayi yapılabilir. Yani böyle bir planlama yapmamız gerekiyor. Yerel yönetimler diyaloğunuz nasıl Sayın Başkanım? Ya iyi, hepsiyle tek tek iyi konuşuyoruz, fikir alıyorlar. Bazen bürokratları da geliyor, bizlerle görüşüyorlar, fikir alıyorlar. Gayet iyi ama işte böyle bir topyekun bir koordinasyonu sağlamamız lazım. Aslında büyükşehir ve tüm ilçeler, belediye başkanları, valilik ve sivil toplum hareketi olarak sizler, işte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olsun, serbest bölge organize, böyle gelip de bir arada bir şeyler üretip, yani bir projeleri öne koyup hareketlenmesi lazım Mersin açısından. Tabii şimdi şöyle diyeyim Şenolcuğum, biz kimsenin işine karışmak istemiyor, herkesin için. Belediyecilik ayrı bir şey. Ticaret ve Sanayi Odası ayrı bir şey. Tamam, biz Mersin'in kamu görevimiz de var. Yani yol gösterici oluruz, şey yapalım. Ama kimseye gidip de bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın olmaz. Şimdi bu işlerin yapılacağı yer Büyükşehir Meclisi ve evet, ilçe belediyelerin meclisleri. Şimdi orada kendi partileri adına orada değiller ki. Biz onları Mersin'i yönetsinler diye meclis üyelerini seçmişiz. Evet. Belediye başkanlarını seçmişiz. Onlar orada Mersin'in çıkarları doğrultusunda hareket edecekler. Yani siyasetini güttükleri partileri için değil. Ya ben bunu yaparsam o parti rant kazanır, bize zarar olur değil. Ya sen Mersin'e yararı olan bir şeyden sen de rant kazanacaksın. Yani bunu yıkmak lazım. Bunun, her şey mecliste, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve alt belediyelerin meclislerinde. Bunlar uyum içinde. Uyum değiller zaten. Olacaklar. Yani bizler evet, onları, bu halk onları Mersin'e hizmet için seçmiş. Dememişiz ki sen git partine hizmet et. Partin buna ak olan şeye kara diyorsa sen de kara de dememişiz ki. Biz Mersin'in ak olması için seçmişiz. Yani öyle değil mi? Evet. Oturuyorlar. Ben bazen gidiyoruz. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir şeyi var, komitesi var, komisyonu var, çalışma grubu var. Belediye meclis toplantılarını izliyorlar. Arada bir ben de gidiyorum. Ama yani birçoğunda hiç hoş olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani artık şunu kırmalara, kaç sene oldu belediyeler seçildi? Üçüncü yıla girdiler. Üçüncü yıla girdiler. Evet. İki yılı bitirdiler. Evet. Artık şeyleri geri bırakmaları lazım. Mersin'i düşünmeleri lazım. Yani ileride herkes birbirini yıpratıp aradan ben sıyrılayım, benim partim sıyrılsın şeyinden vazgeçmek lazım. Yani Mersin'in ortak çıkarı neyse arkadaş, ortak çıkarı neyse o konuda karar versinler. Bak ama geçen gün sanıyorum şeyde yine bir düzelme var tahmin ediyorum. Bir yanlıştan dönme var. Mersin'in çıkarları doğrultusunda hareket var. Herhalde MESKİ, Mersin Su Kanalizasyon İdaresi'nin şeyinde, meclisinde bir karara ortak olarak şey yapmışlar. Hayırlı olsun diyelim. Epeydir reddedilen bir karar çıkmış. Ben bunun Büyükşehir Meclisi'ne de yansıyacağına inanıyorum. Biz ne o parti ne bu parti ne bu. Bizim partimiz Mersin. Yani. Mersin. Biz evet. Mersin. Mersin'e hizmet edilsin. Mersin'in önü açılsın. Ya yanlış bir şey de varsa ona da hep birlikte yanlış deriz. Başkanım, sizin mecliste iyi çalışıyorsunuz. Diyaloglarınız iyi. Ticaret ve Sanayi Odası meclisi. Ya öyle olması lazım işte. Yani diyoruz, biz de hep diyoruz ya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclisini örnek alın. Evet. Güzel bir uyum içinde, güzel bir şey, bir arkadaşlık havası içinde herkesle birlikteyiz. Yani şimdi bizim Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclisi de çeşitli siyasi görüşlere evet, sahip, çeşitli etnik kökenlere sahip, çeşitli mezheplere sahip bir şey. Hatta çeşitli dinlere sahip bir meclis. Büyükşehir Belediyesi'nin bir küçüğü. Evet. Ama biz orada hiçbir zaman hiçbir arkadaşım
Hiç duymadık. Siyasi olarak ama evet. Orada hep ben diyor sektörümü temsil ediyorum diyor. Ben sektörüm adına ben buradayım. Adayım buradayım diyor. Evet. Yani onun içinde belediye meclis üyelerinin de öyle davranması lazım. Ya yani özgür irade hissiyle herkesin düşünüp karar alması lazım. Evet. Başkanım önceden Mersin'de fuarcılık iyiydi. Hatırlarsanız evet, marinanın evet. olduğu yerde çadırda yapılıyordu tabii, fuarcılık. Bir sefer mi iki sefer mi bir yapıldıydı. İyi de gidiyordu. Daha sonra Yenişehir fuarı alanına geçilince ilgi görmemeye başladı fuar. Evet. Ya şimdi fuarcılık deyince hep şöyle anlaşılıyor. O zaman da şimdi Ticaret ve Sanayi Odası'nın büyük desteğiyle olmuştu evet. o zamanki Başkan Kadri Bey rahmetli Kadri Şaman'ın çok büyük desteğiyle. Hatta o zaman fuarcılık Mersin'de benimsensin diye Ticaret ve Sanayi Odası katılan firmalara, stand alan firmalara stand ücretlerini ödemişti bir kısmını ya da tamamını anımsamıyorum. O zaman büyük bir heyecanla katılmıştık ve Türkiye'de de zaten bu fuarcılık bir tek İstanbul'da işte İzmir'de oluyordu bir de Antalya'da oluyordu. Bir çok büyük bir heyecanla katılındı. Fakat sonra nedense Kadri Bey'den sonra bir başka firmaya verildi işletme. Fuar merkezi açıldı. O firma da bu işi açıkçası şey yapamadı, götüremedi. Şimdi tabii biz kendi üyelerimizin çıkarını koruruz, onlara destek oluruz. O firma hep ticaret odası gelsin, para versin, yardım etsin, reklamları o yapsın, şu yapsın, bu yapsın. Biz de burayı yürütelim mantığıyla çalıştığı için yürümedi. Başkanım biz, ben yıllarca hep takip ediyordum, çekimler yapıyordum, röportajlar yapıyordum. Çadır evet. döneminden Yenişehir'e kadar. Firmalarla görüşüyorduk, hep ilgisizlikten yakınıyordu firmalar. İyi reklam yapılmadığını, işte gerek yerel yönetimin kimseden işte gelip hal hatırı sorup da ilgilenmediklerinden dolayı her fuar değişiminde hani etkinliklerde hep azalıyordu. Evet. Daha sonradan da el ayak çekildi. Pandemi falan girdi. Hiç ilgi görmüyor. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Var mı? Şimdi bir lojistik fuarla ilgili bir çalışmalar var. Biz iki defadır geliyor fuarı işleten firma onlarla. Tabii benim demin söylediğim firma değişti. Evet. Şimdi başka bir firma yürütüyor bu işi. Tabii şanssızlık bu pandeminin gelmesi. Şimdi dedim ki lojistik Mersin bir dünya markası. Hani biz fuarı böyle yerel anlamda bir yerel panayır şeklinde ya işte hanım gel çocukları alalım da gidelim şurada bir fuar varmış gidelim seyredelim mantığıyla değil. Sadece Mersinli firmaların birbirlerini göreceği, ziyaret edeceği bir fuar değil. Yurt dışından katılımcıların, ziyaretçilerin geleceği bir fuar yapmazsak burada körler sağırlar birbirini ağırlar mantığıyla bir fuar kesinlikle biz istemiyoruz. Ha ben şimdi burada bir defa iki defa bazı firmalarımızı işte rica ederim, şey yaparım, fuara katılmalarını sağlarız ama bir daha da benim onlara da yüzüm olmaz. Evet. Katılın demeye. Onun için paraya da kıyacaksınız. Yurt dışından buraya ziyaretçi hem de ilgili kurumları, ilgili kişileri getireceksiniz. Ki Mersin'in lojistik imkanlarını biz onlara göstermemiz lazım. Bazen fuarda başkanım alakası olmayan mesela lojistik diyorsunuz lojistikle alakası i̇şte peynir olmayan. Satıyor, pekmez aynı. Satıyor. Şey, yani sırf para fuar firması para evet. kazanayım diye şey. Evet. Ya şimdi lojistik de ya olabilir. Şimdi peynir koyar şey koyar bunu ben soğuk zincirle taşıyorum anlamında. Ama ben oraya peynir koydum, pekmez koydum. Bunları satmak için olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya o yiyecek, içecek gıda fuarı vardır ya da panayırı vardır. Orada olur. Yani şimdi çok daha böyle ciddi bir şekilde bilhassa yurt dışı
katılımı yüksek bir fuar planlıyorlar. Bakalım çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin dediniz ki işte lojistik dev gibi firmalar var. Gelip gelmesine yurt dışına. Ki Mersin ekonomisi de çok katkısı olacağına inanıyorum ben. Hatta dedim ki artık fuarlar sadece standlar değil, orada verilen konferanslar, yapılan paneller de çok önemli. Şimdi burada öyle bir konferans ya da panel yapmalıyız ki uluslararası çapta, uluslararası uzmanların da katıldığı bir panel ya da konferans, Mersin'in lojistik anlamda daha ileriye gitmesi için, daha iyi hizmet vermesi için nelere ihtiyacı var? Mesela bu biraz önce söyledim ya, Mersin ana konteyner limanı. Evet, evet. Diğer bir limanın yapılmasının zorunlu olduğunun ortaya çıkması lazım. İşte limanın otoyol bağlantılarının şehre hiç girmeden, şehrin trafiğine hiç girmeden sağlanması gerektiğini ortaya koyan konferanslar, paneller olması gerekiyor diye şey, yani yanında da bu panellerle, konferanslarla da beslenmesi lazım. Başkanım, mesela bir şöyle Mersin'e bakıyorsun, gerçekten sanayi açısından petrol üretim tesisleri var, fabrikalar var. Bunun yanı sıra işte organize sanayisi bayağı büyüdü, dördüncüsü açıldı diyorsunuz, serbest bölge. Yani ben şöyle bir bakıyorum, gerçekten diğer illerden ne eksi var Mersin'in? Niye biraz daha da kalkınmıyor? Hem turizm açısından hem sanayi açısından. Kalkınsın ki buranın insanlar da bir şeyler faydalansın. Bu nimetlerden faydalansın. Evet. Fakat ama bu başkanım, yani hem siyasi açıdan hem de yerel açısından kopukluk var. Hükümetle yani yerel siyasetin arasında kopukluk var. Aslında bunun olmaması lazım. Büyümesi lazım Mersin'in. Dediğim gibi ya, Türkiye ne yazık ki, ya bu geçmişte de böyleydi ama bu kadar değildi. Her şey siyasi olarak düşünülüyor. Yani biraz önce demiştin ki birçok bakan evet geldi geçti bu memleketine. Şimdi diyorlar ki mesela işte Mersin'in lobi gücü yok, Mersin'in lobi gücü yok. Geçen işte bu Mersin Ekonomi Platformu gibi platformlarda birçok sivil toplum örgütünün de bulunduğu hep bu söyleniyor. Ben de dedim ki bakın arkadaşlar, en büyük lobi gücü ne biliyor musunuz? Yani bakan mesela. Bakan geliyor her gün bizle konuşuyor, biz anlatıyoruz, şöyle olsun böyle. İşte o bakan en büyük lobi gücümüzdür. Bugüne kadar çok güçlü, hem kendi kişilikleri çok güçlü, hem partisi içinde güçlü, hem de güçlü bakanlıklarda olan bir sürü bakanlarımız oldu geçmişten evet, bu yana evet, değil evet, mi? Evet. Demek ki yeterince etkili çalışmamışlar. Her gün buradalardı, her gün içi ticaret odasındalardı, oradalardı, buradalardı. Niye yapılmadı Mersin'in şeyleri? Yani şimdi lobi deyince biz ille buradan 10 otobüs, 20 otobüs atlayıp Ankara'ya gidip orada ya da ya bağıracağız ya da gidip orada alkışlayacağız, yağ çekeceğiz, bilmem ne yapacağız, öyle mi yapılacak? Yani bu nasıl bir lobi? İşte var, şimdi de var bakanımız, ondan önce de vardı, ondan önce de vardı, ondan önce de vardı. Bazen iki bakanımız oldu, dönemler oldu. Üç bakanımızın olduğu dönemler oldu. Evet. Yani şimdi biz, yanlışımız ne biliyor musunuz? Şimdi biz önceden çok pohpohluyoruz. Önceden sürekli alkışlıyoruz. Ağlamasını mı istemesini mi? Değil, başkanım? Değil. Biz önce alkışlıyoruz. Çok alkışlıyoruz. Hep alkışlıyoruz, hep pohpohluyoruz. Ya ben de diyorum ki ya yapılsın, yapsınlar da ondan sonra alkışlayalım. Şimdiye kadar hep önceden alkışladık, alkışladık, alkışladık. Geldiğimiz nokta bu. Gene de yani hizmet etmiş, bir şeyler yapmış olanlar vardır, yoktur. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Alkışlıyorum. Ama biz daha çoğunu bekliyoruz. Başkanım, hiç otomotiv sektörüyle ilgili bir büyük iş talep geldi mi bu bölgeye kurulması açısından? Vallahi bir ara bir Çinliler geldiydi, o da fos çıktı. Yani oraya buraya şey yaptılar, fos çıktı. Bir Volkswagen'in Türkiye yatırımı olacaktı. Dedik ki bu Mersin'de yapılabilir ama tabii biz yukarıya ulaşmamız Mersin olarak zor. Orada tepe noktadaki
insanlarla görüşmek gerekiyor. Olabilir mesela Mersin'de Türkiye'nin ilk kamyon fabrikası Mersin'deydi. Leyland vardı 60'lı evet. yıllarda. Tabii öyle duruyor. Yapmıştı. Yıllardır öyle duruyor. Tabii Adana'da keza gene bir otobüs evet. fabrikası var. Yani burada o altyapı da var. İnsan kaynağı da var. Arazi de var. Liman da var. Evet. Yani burada. Hatta ben buraya bir otomotiv, büyük bir otomotiv sanayi gelirse bir limanın bir bölümüne sadece otomobil ihraç edilen bir şey iskelede yapılabilir demiştim. Öyle bir imkanımız da var. Ya çok her türlü sanayi olabilir bizim bölgemizde. Evet. Bizim bölgemizde. Şimdi Mersin'in arazileri Tarsus'a doğru genişliyor. Bu taraf nispeten tarım alanları. O tarım alanlarını da bozmamamız. Başkanım daha gerekiyor. Çok konuşmak isterdim, sohbetmek isterdim. Fakat programı da öne çektik. İşiniz yoğun. Başka kanalda da yayına katılacağınızdan dolayı. Son cümlelerinizi bir alalım toparlayacak olursak inşallah da ileriki zamanlarda daha da geniş kapsamlı konuşuruz sizinle. Ben Mersin'e güveniyorum. Mersin bugün Türkiye'nin gıptayla bakılan illerinden biri. Bir kere sayın hemşerilerim hiçbir zaman Mersin'i vay şu şehir Mersin'den üstün, vay Mersin şu şehir gibi olsaydı, bu şehir gibi olsaydı diye hayıflanmayın. O Mersin'i karşılaştırdığınız, ya işte keşke Mersin böyle olduğunuz, olsun dediğiniz şehrin insanları Mersin'e gıptayla bakıyor. Mersin'de özgürlüğünü yaşıyor, Mersin'de nefes alıyor, Mersin'de çağdaş yaşam buluyor. Bir Mersin'i bir Avrupa şehri gibi görüyor. Değerli hemşehrilerim, Mersin'e hepimiz güvenelim ama el birliğiyle Mersin'i kalkındırmaya çalışalım. Yani Mersin'i kısır siyasi çekişmelere alet etmeyelim. Kafamızın arkasında da önünde de hep Mersin olsun. Siyasi kısır ihtiraslara kurban etmeyelim Mersin'i. Ben herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, geldik Şenol Yıldız Açık Açık programımızın sonuna. Ben programımıza katıldığı için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Başkanım Ayhan Kızıltan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten de Mersin için devamlı çalışıyor, devamlı sahada, devamlı üyeleriyle birlikte Mersin için neler yapabilirim diye çalışıyor. Sağ olsun. Ben teşekkür ediyorum başkanıma, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum başkanım. Sağ olun, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, Şenol Yıldız'la Açık Açık programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri ekran başında izleyen tüm izleyenlerimize buradan sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Her şey gönlünce olsun efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.